Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Şu an karşımda muhteşem güzel bir pasta duruyor. Elmalı rulo pasta yaptım. Tam kışa yakışır, harika güzel bir kek oldu. Nasıl yaptığımızı hadi gelin hep beraber izleyelim. Pastamız için arkadaşlar 4 adet büyük boy elmamı ve 1 adet de muzumu rendeledim. Şöyle bir tencereye aldım. Üzerine 4 yemek kaşığı şeker koyuyorum. Bu tarz elmalı pastalarda kaç elma rendelediysem o kadar da şeker koyuyorum. Yani ben burada 4 elma rendeledim, 4 yemek kaşığı da şeker koyuyorum. Gayet de güzel geliyor. Elma ile şekerimi karıştırıyorum ve hemen ocağa alıyorum. Elmalarım suyunu bırakıp daha sonra da bütün suyunu çekene kadar pişiriyorum. Elmalarımız pişerken biz de bir tarafta kekimizin hamurunu hazırlayalım. 3 adet yumurtamı şöyle bir geniş kaba alıyorum. Üzerine yarım su bardağı kadar da toz şekeri ekliyorum. Toz şekerimi biraz az tutuyorum. Normalde aslında 1 su bardağı kadar. Fakat biz hem elmaya koyduğumuz için hem de üzerine pudra şekeri koyacağımız için şekeri bana gayet iyi geliyor. Ama isterseniz fazlalaştırabilirsiniz. Yumurtalarımız iyice beyazlaşana kadar çırpıyorum. Yumurtalarımızı güzelce çırptık arkadaşlar. Şimdi üzerine yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyorum. Bu tarifin güzel bir tarafı da sıvı yağın oldukça az olması. Bir çay bardağı kadar sütümü koyuyorum. Bu arada su bardağı ölçerim 200 ml. Çay bardağı ölçerim ise 100 ml kadardır. 1,5 su bardağı unumu ekliyorum. Yarım su bardağı buğday nişastası ekledim. Ama dilerseniz mısır nişastası da ekleyebilirsiniz. İkisi de birlikte olur. Ve kabartma tozuyla vanilyamı da birer paket şeklinde ekliyorum. Ve şöyle bir karıştırıyorum. Fazla toz olmasın diye. Ondan sonra tamamını güzelce mikserle çırpmaya devam edeceğim. Güzel bir akışkan hamur elde edeceğim. Kek hamurumuz artık hazır arkadaşlar. Onu şöyle bir kenarda bekletiyorum. Elmam da pişti. Elmamın üzerine son bir dokunuş yapıyorum. Şöyle 1,5 çay kaşığı kadar tarçın ekleyeceğim. Tarçında çok fazla ileriye gitmeyin. Çünkü elmamızın tadını birazcık acımtırak yapabilir. Üstelik tarçını her zaman elmayı pişirdikten sonra eklemenizi tavsiye ederim. Kokusunu çok daha güzel veriyor. Ve elmanın tadını ve rengini de çok fazla karartmıyor, bozmuyor. Evet, tarçınımızı da karıştırdıktan sonra artık elmamızın yapım aşamasına geçebiliriz. Şöyle bir fırın tepsimin altını fırın kağıdıyla kapladım. Üzerine tüm elmamı yayıyorum arkadaşlar kenarlara. Gelecek şekilde bütün elmalarımı ince bir tabaka şeklinde yayıyorum. Elmamızın tamamını yaydık arkadaşlar. Şimdi üzerine kek harcımızı yavaşça döküyoruz. Bütün elmalı harcın üzerini kaplayacak şekilde dökelim. Evet, kekimizin son hali bu şekilde arkadaşlar. Fırınımı önceden ısıtmıştım. 180 derecede 20 dakika pişirip hemen geri getiriyorum. Alt üst ayarda pişecek, fansız ayar olacak. Bu şekilde hafif kızarınca hemen çıkarıp getireceğim. Kekimiz fırından çıktı. Şöyle bir 10 dakika soğuması için izin verelim. Daha sonra başka bir tepsiyle şöyle aynı şekilde bir tepsim daha var. Bunu böyle üstüne kapatacağım ve kekimi ters çevireceğim. Ondan sonra da rulo şeklimi vereceğim arkadaşlar. Şöyle üzerine yağlı kağıdımı ekliyorum. Şu şekilde tepsimi de üzerine kapatıp ters çevireceğim. Evet, gördüğünüz gibi zaten çok rahat bir şekilde çıkıyor. Ve elmalı olan kısımdaki kağıdı yavaşça çıkaralım. Biraz yapışmalar oluyor tabii ki, normaldir ıslak olduğu için. Evet, görmüş olduğunuz gibi kekimiz bu şekilde. Alttaki
kağıttan tutarak rulo yapmaya devam edeceğim. İsterseniz bu aşamada arasına ceviz koyabilirsiniz, fındık koyabilirsiniz ya da fıstık koyabilirsiniz. Dilediğiniz herhangi bir yemişi ekleyebilirsiniz. Ve arkadaşlar kekimi rulo haline getirmiştim. Birazcık 10-15 dakikada soğumasını beklettim. Yer yer hafif çatlamalar olabilir. Şöyle gördüğünüz gibi altlarda, fakat görüntüsünü kestiğimiz zaman asla bu çatlamalar bozmuyor. Hatta çok çok daha estetik ve güzel bir şekilde görünüyor. Üzerine dilerseniz Hindistan cevizi veya pudra şekeri veya da tarçın ekleyerek servisinizi yapabilirsiniz. Dediğim gibi soğuduktan sonra elma ile kek birbirine iyice yapışıyor ve azar azar çatlamalarda görüntüsünü asla bozmuyor. Görmüş olduğunuz gibi tabakta harika bir şekli oluyor. Şimdi onu hemen büyük bir zevkle servise hazırlıyorum. Ve arkadaşlar, rulo kekimi sizler için servise hazırladım. Ve size şimdi göstermek istiyorum. Yumuşacık, içi ise elmalı, harika güzel bir kek oldu. Kesinlikle çok çok lezzetli ve yumuşacık bir kekimiz oldu. Şöyle dokusunu göstermek istiyorum size. Tabakta duruşu da inanılmaz güzel duruyor. Beni yediyor resmen. Evet, bugünkü tarifim bu şekildeydi. Hem çok basit hem de çok lezzetli bir tarif verdim. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.